Geliyor, geliyor. Biraz kilo aldım galiba ya. E, kamera bulurlu çünkü arkada duman gidemiyor, duman kaldı, evin içinde duman kaldı ya. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Şu sahneye geçelim burada. Merhabalar, merhabalar, efendim merhabalar. Şöyle geçelim kendi hemen yerimize, güvenlik, güvenli hissettiğimiz alanımıza hemen dönelim. Ee, şunu şöyle şuradan tıklayalım. Piksel miksel yok kanka. Hiç piksel falan yok. Hiç piksel falan yok. E tabi 10K altına düştük Nedeni yani bir hafta 15 gündür yayın açmıyorum abi. 16, 10K altına düşer. Evet. Sizde ne var ne yok ki arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sütlü kahve içiyorum. Zayıflamadım ya. Aynı ya. Zayıflamadım ya. Ben de isterdim zayıflamış olmak ama aynıyım abi kilo olarak aynıyım. Tartılmayı bıraktım. Kendime kendime göre bir hayat yaşamayı tercih ettim artık. Ne sütü? Hiçbir normal süt ya. Laktozsuz. Laktozsuz süt. Çok teşekkür ediyorum. Abonelikler için çok sağ olun efendim. Ee, kesinize bereket. Anne son telefonum çağırdım. Uzun zaman aşk acısı çekiyordum. Son bir haftadır bu acı tavan yapmıştı. Sanırım senin kafamı dağıtamadım. Hoş geldin demiş. Analiz için geçmiş olsun. Hoş bulduk. Canımsın. Ya Burak. Niye 50 kere kutladım aboneliğini gelir ilk dakikadan beni şey yapıyorsun. Hayırlı yayınlarımız olsun inşallah şeytan samet demiş. 5. ayını kutlamış. Burak 5. ayını 15 kere kutlamış kardeşim. Bir kere yap ya şunu basıyorsun madem bir kere bas ya. Allah Allah. Manyak hemen ilk dakikadan. Gizemcim 50 TL göndermiş. Gizem ayarsız kurt. Hoş geldin Kegrim. Çok özledik. nasıl geçti tatil demiş. Gizem tatil güzel geçti arkadaşlar. Size de anlatmış olayım. Kesene beket Gizemcim. Tatil güzel geçti. Bir aile tatiliydi yani. Komple ailemle gittiğim bir tane. Daproşki 29. ayın olsun. Daproşki koş koş. Çok teşekkür ederim. Ama şunu anladım. Ee, bazı zorlukları var. Onu söyleyeyim. Bazı zorlukları var. Anneannem ve dedemi de götürdüm. Onları da gezdirmek istedim. Hani mutlu olsunlar diye. Ama biraz ağırdık. Yani hareket kabiliyetimiz çok ağırdı. Öyle söyleyeyim. O yüzden Şimdi onlar tövbe meze etmek gibi olmasın. <laughs> Babayla mangal yapılmayacağını anladım. Mesela çok her şeye karışılıyor. Yani hayalimdeki mangalı yakamadım öyle söyleyeyim sana. Hayal ettiğim mangalı yakamadım abi yani. O kadar müdahale ediyor ki yani anlatabiliyor muyum yani bir şey yapacağım ben. Ya bir insan oğlunun ya gece birde ben mangal yapma olayına giriştim tamam mı? Ya bahçeli bir ev tuttum bahçesinde mangalı da vardı şeyin. Gece bir de mangal yapmak ya kalkıştım. Ev halkından bir tepki bir efendime söyleyeyim bu saatte ne mangalı? Yani bu saatte ne mangalı? Ya benim zaten normal öğünüm saat 3'te bir benim bir öğünüm var zaten. Vücut istiyor yani. Anlayamadım kimsiniz acaba? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar için ben konuşuyorum. Ben Çağrı Ergün. ...yayıncınız, ailenizin yayıncısıyım aynı zamanda... ...geceleri online olan bir kanalız... ...efendime söyleyeyim. Birazcık e, böyle... ...miza, eğlence... E, ...gülebiliyorsak gülelim... ...ağlamadığım sürece bence... ...izlenebilitesi yüksek bir kanalız. Onu söyleyeyim yani. Kafa dağıtmaya... birebir özellikle. özellikle. Onun haricinde YouTube ve Instagram adreslerimiz... ...aynı sinemalar. E, oralardan da... ...takipte kalırsak ne mutlu bize. Neyse ne diyordum... E, Dedim ki yarın işiniz mi var dedim ya. Ben niye dedim şu an bu ailenin eleştirel kişisi oldum yani ilk günden. Anladın mı? Bütün oklar niye bana döndü? Şimdi dedim birazdan yapacağım. Herkes de yiyecek yani bunu. Herkes yiyecek. Neyse. Yaptım. Babayla mangal yapmak zor. Çünkü ateşi bulmuş gibi davranıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Sanki ateşi o bulmuş tek yol onun yoluymuş gibi davrandığı için bir yerden sonra ben biraz yılmaya başladığım noktada artık bu babalarda şey var mı sizde de var mı bu biber hastalığı var mı benim babam biber hastası bu arada arkadaşlar hep çok geçmiş olsun olanlar vardır illaki çok geçmiş olsun hepimize ee, benim babam biber hastası yeşil biber hastası bakalım tedavisine bakıyoruz <laughs> stand up bitse yine geçelim ki gidişko. oğlum sen hasta mısın ben bir şeyler anlatamayacak mıyım ya burada ne bir şey anlatamayacak mıyım yani? Tatili merak edenleri anlatıyorum işte tatil nasıl bir tatilde. Bakın ben de kırmızı biber hastasıyım. Ve o mangalda kesinlikle kırmızı biber közlerim yani. Bu da benim olayımdır. Toparlıyorum. Ee, kanat manat aldım. Hep söylemesi. Soslu kanat falan filan. Almıştım yani zaten. Onları dizdim. Onların üstüne iki sıralık da biber sırası var. İlk sıra kırmızı biber koydum. Üç tane. Onun bir üstüne de yeşil biber koydum. Babamın hatırına yani o da. Abi iki dakika içeri gittim geldim. Mi elimi melimi yıkadım. İçeri gittim geldim falan bir baktım. Babam ben dedim ilgilenirim baba. Bir geldim bir de ne göreyim. Kırmızı biberlerle yeşil biberlerin yeri değişmiş amına koyayım. <laughs> ya dedim artık ya. Yok dedim ya. Benim orada amına koyayım iki tane kırmızı biberim var. Her taraf yeşil biber dolu ama. Bak mangalın full üstü yeşil biber amına koyayım. Yani kanattan daha değer veriliyor yeşil biber o esnada. Benim iki tane... Nizam Hoca, iki tane kırmızı biberim vardı. Onlar da üstü almışsın amına. Yeşillere aşağı, ateşe yaklaştırmışsın. Lan iki tane de bizimki bir şeydi lan. Yanlış bir hoca? Ama sağlık olsun tabi aileyle gittiği için oluyor güzel oluyor yani. Valla keyifliydi ya. Güzeldi yani hani bir aileyle zaman geçirme tatiliydi. Buna da ihtiyaç var arkadaşlar. Bu da her zaman ailesiyle vakit geçiremeyen arkadaşlar varsa. Arada bir ailenizle de vakit çıkarın ama gittiğimiz yerde çok güzel bir şeydi. evdi falan ama bir internet problemimiz vardı. Ben de oraya laptopumu götürdüm, tabletimi götürdüm, her şeyimi götürdüm. Öyle hani girelim bakarım falan diye. İnternet çekmiyordu. O noktada dedim ki artık internetten de uzak bir dünya. Bir, bir hafta beni bekliyor falan. Güzel oldu yani. Hiçbir şey yapmadım. Denize girmedim yani öyle söyleyeyim. Ayağımı deniz suyuna sokmadım, o kadar söyleyeyim yani sana. O kadar yani, deniz suyuna girmedim yani. Havuza girdim, havuza da fotoğraf attım işte. Havuzda amınakoyim benim dizime geliyor yani anladın mı? Su anlamında diyorum yani çünkü havuzun boyu 1.50 mi? 1.60 neydi? E benim boyum tabii 1.96 olunca havada kulaç atıyorum böyle son dakika elim suya değiyor amınakoyim yani anladın mı? Bayağı havada yüzmeye çalışıyormuşum gibi gözüküyor dışarıdan izlerken. Bir yandan da ayağım yere değiyor. Yüzüyormuş gibi davrandım. Ne yapayım abi? Ne yapayım? Uzansam dizim değiyor abi havuzun dibine. Ne yapayım yani? Öyle yüzüyormuş gibi takım. Ne kadar güzel yüzüyorsun. Ne kadar nizami yüzüyorsun. Evet. Suyun da bir kaldırma kuvveti var böyle. Havada tutuyor insanı. Sizde ne var ne yok? Çağrı çağrı yenge bulabildim yoksa bu tatilde mi evlendiremeyeceğiz seni? Eftalıcığım öncelikle seni... Eee... Türkçe ve dil bilgisi öğretmenlerine buradan selam olsunla beraberinde. Bu tatil yenge bulma tatili değildi dostum. Anlatabiliyor muyum? Bu tatil e, ailene biraz daha zaman ayırma tatili. İşte kafa, e, çocuk çocuk kafanı dolduruyorlar onlar zaten. O ağlıyor. Ulan bir, bir yeğen hiç susmaz mı ya? <laughs> İnşallah ablam izlemiyordur. Yani hiç susmaz mı ya bir çocuk de illa çocuk tam çocuğu üstün anla hakkın yani okey ben buna çok okeyim de yani ben bir dinden ya arada bir yani anlatabiliyor muyum? Hani bir dinlen artık ya. Niye ağlıyorsun? Çocuğum ben diyor ya. Kabul ediyorum. Küçük bir kaçamak da mı olmadı? Ya sen ne olsun istiyorsun ya? Ne bir şey istiyorsun sen ya? Ben ne küçük kaçamağı ne büyük bir kere küçük bir kaçamak diye bir şey yok bende. Olursa büyük bir kaçamak olur o. Sen ne olsun istiyorsun ya? Evlenmemi mi istiyorsunuz? Daha bu yaşta. Bu yaşta evlenmemi istiyorsunuz öyle mi? Saçların kıvırcığı gitmiş. Ya hocam genektirmedik herhalde amınım. Saçlar kısa olduğu için kısayken böyle uzadıkça kıvırlaşıyor. Yani Genetimle oynatmadım yani. Çok rahat olabilirsiniz. Yine aynı ben yine benim yani. Aynı ben. Ninenin yakın arkadaşları da mı olmadı? Anana. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bu yayını bak kaç gündür açmıyorum. Geldim. Daha yayının 10. dakikasındayım. 10 dakikada neredeyse bir haftanın 3 gününü falan 4 gününü at şu an sildiniz yani. Hani tatilden benim şu an 2 günüm kaldı amına koyayım. Kafa freshli. Fresh kafalı iki günüm kaldı yani ana. Üç günü yedi yani bir cümlesiyle. Olmaz abi. Olmaz. Ya kardeşim ne kaçama ya. Ne kaçama. Ben bir yere mi gidebildim? Araba benim. Ben de, benim arabam var. Ab, üç, üç araba gittik zaten. On beş kişi gittik zaten. Üç araba gittik. Ben bir yere gittim mi? E, benim götüreceğim insanlar sabit kalıyor yerinde kalıyor. Ben bir yere mi gidebildim? Dolayısıyla gittiysek de benim araba kadro belli. Anneannem dedem arabada Demirbaş yanına işte bazen annem geliyor bazen yeğenim, yeğenimle babam oturuyor falan. Anneannem dedem siz ben bir yere takılmaya gidelim dedim. Bunları da götürdüm mecburen. Ne yapayım? Değişik bir ortamdı ya ama güzel oldu yani. Onlarla da zaman geçirmek keyifli oldu. Ama şimdi benim bu tatili atlatabilirim için bir tatile daha ihtiyacım var onu da söyleyeyim. <laughs> bir tatil daha mı lan? Ya o değil de bir denize girip bir bronzlaşsaydım çok güzel olurdu ya. Harbiden çok güzel olurdu ya denize. Çünkü kanka bende sinüzit vardır biliyorsunuz herkeste vardır bu sinüzit. Sinüzitlerim benim dolar. Normalde benim her sene yaptığım bir taktik var onu söyleyeyim size. Sinüzit boşaltma taktiği. Elle değil. E, denize giriyorsun abi tuzlu suda 3 tane ters takla atmak suretiyle bu bronzlara böyle su doluyor tamam mı? Oraya deniz suyu sonra böyle burnundan bir akıntıyla beraberinde ee, orası boşalıyor anlatabiliyor muyum? Sinüslerin boşalıyor. Bu da sene içerisinde baş ağrısını bilmem nesini e, azaltıyor da niye gülüyorsunuz ki onu anlayamadım. Ben yanlış bir şey mi söylüyorum şu anda? Yo benim anlattığım bu doğru her sene yapardım ben onu. Üç tane ters taklatıyorsun. Oraya su kaçıyor. Oğlum niye fesat mısınız siz? Yok sin costanik amına koyayım. Kardeşim burada şov yapacağın amına iki, trigonometri çözsen sınavda da amına şimdi ODTÜ'yü kazansaydı otlu fansa üye olmak zorunda kalmazdın. Pezenek canlı görürdün. Ha lafı da sokarım böyle gelir gelmez. Bana bulaşmayın tatilden geldim topraklanma durumundayım. Sikerim belanızı. Evet selamun aleyküm herkese hoş geldin. Size asla size bir lafım yok. İzleyicim benim her zaman başımın üstündeki tacın tepesinde böyle sivri noktasına böyle oturup dur böyle götünü. Öyle bir izleyicime değerim vardı yani. Onu söyleyeyim. Delirdik ya komple delirdik yani yapacak hiçbir şey yok. Toprağa bastım mı abi? Açmadı orası falan demiş. Şey. <laughs> Basamadık. Tövbe Bana böyle çıkarlar yaptırmayın abi ya. Gözünü sevim. Şu Discord'da da Allah korusun giresim hiç gelmiyor şu anda ya. Ama özlendi peşler. Pişler özlendi ya harbiden. Harbiden pişler özlendi. Benim size verdiğim sözleri var ya. Onların hepsini unutun. Yepyeni sözler vereceğim çünkü artık. He? Hepsini Reddit çıldırmış. Çıldırır tabii. Ya ben bir tane fotoğraf atıyorum. Millet bana Instagram'dan şey yazıyor arkadaşlar. Yani sizlerden de vardır yazan. O oh, Reddit'e de iyi besliyorsun. Ya ben o fotoğrafı beynim atmışım abi. Bana göre güzel gelmiş bir fotoğraf anladın mı? O oh, ne taşak geçilir. Ben fotoğrafı çekiyorum seçerken diyorum ki lan en taşak geçilmeyecek normal bir havuz fotoğrafı ne hangisi olabilir? Bakarak abi atmaya çalışıyorum. Millet random atıyor benim havuzdaki fotoğrafıma. Ya niye random atıyorsun abi? Komik mi yani o fotoğraf? Normal fotoğrafım onlara alındım ya boş zamanım vardı onları düşündüm hep. Ben normal abi kendimi beğendim fotoğrafta havuzda kendimi beğendiğim bir çerçeve buldum orada kendime. Lavuk gelmiş oradan random atıyor aa koptuk diyor. Ne kopuyorsun abi bunu havuzda girdim diye ben. Kopulacak bir poz değil yani normal yakışıklı hissetmişim kendimi o an. Cık. Güzel görmüşüm yani kendimi bu gözlerimle. Böyle kesik atmışım. Coldrakul 5 kişi abonelik göndermiş. Coldrakul'a çok teşekkür ederim. Senin bak belanı sikerim Almanya'ya gittin, euro kazanıyorsun. O 5 abonelik ne ya? Ram derdim. Ama senin benim canımın içi olduğun için sen kendin abone olsan da benim için okey. Ee, çok seni çok öpüyorum, seviyorum. 48 aydır bu kanalı izleyip daha 9. ayını kutluyorsun. Fena piçsin. Sana o çocuk menüsü ısmarladım. Günün iyi, hatırla. Hadi kardeşim benim. Evet. Ne diyorduk hocam? Araya bir reklam gibi bir şey oldu girdi. Efendim. Yemin ederim çok yakışıklının Hepsine tek tek yükseldim aşkım. Çok teşekkür ediyorum. Ben onu kendimi iyi, güzel beğen beğendim mesela. Yani kendim beğendiğim için attım yani. Anladın mı? Abi şimdi Necdar'a gelip havuza giriyor. Sen de kopmaz mısın amına koyayım? Eldiren girse Aquaman deme bilirler ama İzmirliler. <laughs> Oğlum o girse Aquaman olur. Ben girince köpek balığı oluyor. Ben anlamadım abi yani. Ben niye köpek balığı kategorisindeyim amına koyayım ya? Tamam Aquaman de değil belki. Ama bir Titanic'teki mesela Jack olayım amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? Bir, bir şey olayım yani. Bana köpek balığı yine iltifat kalıyor yani. Daha başka deniz canlıları hakaret boyutunda yorumlar geldi de. Hani de köpek balığı yine iyisi yani anladın mı? En azından kendi bir hayatı var, duruşu var köpek balığının. Atapot diyen var amına koyayım. Ne gördüyse artık. Atapot diyor adam. Birisi abone kediye gitti. Berrak 5 TL gönderdim. Çok özledim ya. Sonunda açtın yayınlamış. Ve e, çok teşekkür ederim. E, e, Berrakçım çok sağ ol. Kesene bereket. E, buradayız artık hep buradayız Berrakçım. Her zaman buradayız. Berrak da benim lisede arkadaşım vardı Berrak diye. Onu hatırladım ikini görünce. İnşallah da hep de buradayız inşallah Berrakçım. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz efendim. Sağolunuz. Oğlum terbiyesizliğin önüne geçme noktasındayım şu anda. Ve terbiyesizlikle mücadeleyi de nasıl ettiğimi sizler iyi bilirsiniz. Selam. Ya şu sikeceğim şu amına koyacağım. Şunu kapatıyorum sürekli sonra buraya girerken ilk kaybımı yanlışlıkla veriyorum. Ondan sonra ikincisi hiç aynı olmuyor. Bak gitti mesela bütün enerjim. Selamun aleyküm. Ya siktir git mami bu ne Bekledim ya? Nasıl biliyor musun? Ne ben ne ya? Ben Benim bekliyorsunuz lan siz de amına koyayım şuradan. basmam mı bekliyorsunuz? Allah. Ben girmeden önce ses çizdi burası amına koyayım. Bir anda küfürler havaya düşüyor. vur lan. Kim vuruyor lan? Aa. 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 Oğlum Discord'da. Tanadı. Tanadı, tanadı. Oğlum adam tatilden yeni geldi. Discord'da gibi şu. Bu ne bu ya böyle? Anasının avını yani bro. <laughs> ne yapıyorsun? Rocket mi? Anasını güleceğim. Bu kurgu mu <mı> hazırlanıyordunuz? Senin ona ne c Jett'er'ti yok mu C4? At çokaraman üstüne. <laughs> Amına koyacağım yine mesaj geldi ortağıma. Pıkır pıkır. <laughs> bu arkada çalan müzik ne? Ya abi. Hey sen. <laughs> videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Ya